Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Çukurova'mızın kıymetli yöneticileri ve değerli hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz Yaman ailesi olarak senelerdir sürdürdüğümüz geleneğin bu yılda idrakini yaşamaktan gurur duyuyoruz. Çukurova'mızın ve ülkemizin istikbali olan bu yavrularımızın mutluluğunun ömür boyu devam etmesi için... mutluluğun ömür boyu devam etmesi için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Gafur! Ne oldu? Ne oldu? Nasıl ne oldu? Gafur söyle ne oldu? Kız bilmiyorum ne olduğunu ben. Belki de kaynattıkları su. Kim getirdi o suyu? Lağımlı su mu getirdin Eracan? Ben gidip bir bakayım saniye. Gafur! Abdi! Çabuk arabaları hazırlayın çabuk. Biriniz gidin doktor bulun çabuk. Tamam. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor burada Demir? İbrahim! Hadi çabuk çabuk! Hadi hadi. Hadi gidelim şuradan hadi. Ay içim bulanıyor hadi. Ne olursun tabii ya. Pis boğaz kaldı. Ben sana yeme demedim mi? Dedim ne yeme? İyi misiniz? Aile geleneğimiz olan sünnet törenine ilk defa gitmiyorum. Herkes orada, Hünkar Yaman konağında. Hı. Sen niye gitmedin? Sen de gitseydin. Boş ver anne, boş ver. Tahtın varisi sefasını şimdilik sürsün bakalım. Bir hevesini alsın. Ama sorarlar. Hünkar Yaman nerede diye. Ay senin de gitmen lazım. Hani senin aklın ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor hiç anlaşılmıyor. Sen hatırlıyor musun beni? Yok. Yerim seni ben. Yerim seni ben. Al. Büyük hanım! Büyük hanım! Allah aşkına ne oldu Fadik? Bir şey oldu deme bana. Büyük hanım, millet zehirlendi. Oğullar da kusuyor. Zehirlendi mi? Çoluk çocuk tavuk yiyen kim varsa kusuyor büyük hanım. Zehirlenmiş bu insanlar. Ne? Ne zehirlenmesi başkanım? Gıda zehirlenmesi sayın valim. Tavuklardan olacak. Tavukları daha 2 saat önce kestirdim başkanım. Yakıştı mı şimdi Demir Bey? Sayın valim kesin başka bir izahı vardır. Ben sebebini öğrenirim şimdi. Oğlum hemen koş çabuk İl Sağlık Müdürümüze haber ver. Şuraya bir sağlık çadırı falan kurulsun. Evet. Hastaneyi de alarma geçelim. Ben hepsiyle teker teker alakadar olacağım. Siz merak etmeyin. Açın onu. Başında döner miden de bulanır. Yamanların arabaya çıkardığı yemeği yeme dedim sana o kadar değil mi? Ya ama bir doğru abla. Hanımım elden gidiyor ya. Yok mu bir imdat eden? Allah. Hadi götür beni buradan götür. Hadi 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 gidelim hadi. İyi misin? İyi misin? Bakayım aç ağzını. Oh gülüm benim. Gülüm benim. Yardım edin doktor yok mu? Yardım edin. Zehirlendi galiba. Ne oldu sana ne oldu? Otur. 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 Gülten, dur, dur. Dur Gülten. Gülten. Yardım edin. Gülten. Gülten. Bana bak. Gafur! Dur. Gafur! Dur, dur şimdi doktora götüreceğiz, dur. Ya Rabbim. Ay gel gel. Gülten. Hani Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Gafur.
Çabuk İbo, çabuk! Aa, ne oldu? Beceremedim. Sen bana güvendin. Çabuk ol, çabuk! Dur, bırak şimdi saniye Allah aşkına. Gafur nerede? Demir, ne oldu oğlum böyle Allah aşkına? Rezil olduk anne. İki paralık olduk. Dur, sakin ol, sakin ol. Hallederiz, sakin ol. Bak, 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 insanlar mahvolmuş. Hoş geldin. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Bir şey yer misin, aç mısın? Hayır, aç değilim. Bir şeyler içmek ister misin? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Yılmaz, ne oldu? Yani bak, ben şu an gerçekten kötü bir şey söyleyeceksin diye korkuyorum. Yok, korkmana gerek yok. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Niye çağırdın o zaman beni? Yani neden illa şimdi gel dedin? Uzun zamandır konuşamadık. Baba olacağım için ne kadar sevindiğimi anlatmak için çağırdım seni buraya. Sevindin mi gerçekten? Sevindim tabii ki. Kim sevinmez ki? Ben hep baba olmak isterdim. Sanki yarımmışım da baba olacağım zaman tamamlanacakmış gibi hissettim hep. Çok güzel bir duygu, tarifi çok zor. Ama şundan emin olabilirsin. Ben çok iyi bir baba olacağım. Biz çok iyi bir aile olacağız. Ama? Ama? Çok iyi bir baba olacaksın. Ama? Senin dilinin altında bir şey var. Ne olur hadi daha fazla bekletme beni. Söyle. Senden bir şeyler gizlediğimi düşünüyorsun, biliyorum Müjgan. Haksız mıyım? Haklısın Müjgan. Zaten bu yüzden çağırdım seni buraya. Konuşmak için. Artık aramızda gizli bir şey kalsın istemiyorum. Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Sana Züleyha ile yaşadıklarımızı anlattım. Paraya tamah ettiğini. Demir'i seçip beni yıktığını. Evet. Ama hakikat öyle değilmiş. Züleyha Demir'le zorla evlendirilmiş. Senden gizlediğim şey bu. Hünkâr denen şeytan benim hayatımla tehdit etmiş Züleyha'yı. Ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır demiş. Züleyha ben ölmeyeyim diye Demir'in esiri olmuş. Çok acı çekmiş. Hepsi benim yüzümden. Ama olan oldu artık. Ben bunların hesabını mahşerde vereceğim. Ne zaman geçti eline bu mektup? Epey oldu. Ne kadar? Müjgan, ne önemi var? Ne zaman dedim Yılmaz? Evlendiğim zaman. O kadar uzun zaman oldu yani. Bu kadar zamandır bunu benden saklıyorsun yani. Müjgan, ne desen haklısın biliyorum ama beni anlamanı istiyorum. Hala seviyor musun Züleyha'yı? Müşken yapma ne olur. Hala. Seviyor musun dedim. Yılmaz. Bana karşı eğer gerçekten dürüst olmak istiyorsan bana cevap ver. Hala seviyor musun? Benim için artık sen ve çocuğumuz var. Müjgan. Yalvarırım yapma. Sana karşı dürüst olmak istediğim için cezalandırma beni ne olur. Ceza mı? Ne yapmamı istiyorsun Yılmaz? Sana ne söylememi istiyorsun? Geçmiş olsun mu diyeyim? Hiç yaşanmamış gibi mi yapayım? Ne istiyorsun, ne söylememi istiyorsun? Seni üzmek için anlatmadım. Niye anlattın?
yaptın o zaman? Aramızda gizli bir şey olsun istemiyorum artık. Tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Tertemiz? Tertemiz olsun istemesen bunu yapar mıyım? Bunu anlatır mıyım? Mektubu okutur muyum ben sana? O zaman dur. Bana bir zaman ver. Müjgan. Sen bana öyle bir şey söyledin ki. Sen bana öyle bir şey söyledin ki. Bana ne söylediğin farkında mısın? Biliyorum. Gel bunu beraber aşalım. Ya bir bırak. Allah aşkına bir bırak. Bırak. Sen gelme, arabayı al git. Demir, bu kadar insan var. Nasıl bırakayım ben seni? Hamilesin bir tane. Hayır, iyiyim ben. Merak etme. Gel Gülten, hadi. Ya hanımım ölüyor diyorum bak. Haneden yok ya. Sabahattin Bey. Sabahattin Bey. Ya bir yardım edin Allah rızası için. Bir serum merum neyin takım ya? Çocukları görmüyor musun Atip Hanım? Sırayla herkese yetişeceğiz. Bak kaç kişi var. Ya çocuklar, bizim geleceğimiz çocuklara bir şey dediğim mi var? Ya bizimki de can değil mi Allah aşkına ya? İçi çıktı kusmaktan. Ya Hatip, Hatip götür beni, gözünü seveyim ya. Ben sana yemeğe demedim mi? Pis boğaz kadın, yürü. Yok Hatip, biraz susun, biraz geçmiş olsun kızım. Fatik, hemen adamlara söyle bir çukur kazsınlar. Bütün tavukları içine gömsünler. Sakın hayvanlara vermesinler. Tamam Büyük Hanım. Pilavı neyle yaptılar acaba? Vallahi bilmiyorum Büyük Hanım. Pilavı da gömsünler. Gafur nerede? Hastaneye mi gitti? Yani hastaneye gitti herhalde. Vallahi bilmiyorum. Hadi kızım söyleyelim. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tavuk yüzünden ne oldu doktor bey? Öyle görünüyor Hünkar Hanım. Tavuk yemeyenlerde bir şey çıkmadı. Zaten tavuk çok çabuk bozuluyor biliyorsunuz. Özellikle iyi şartlarda saklanmadıysa. Allah Allah, herhalde bir tane bozuk tavuk karıştı araya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hemşire Hanım, buraya bir serum takalım. Abla, Müjgan'ı gördün mü? Az evvel çıktı. Yılmaz, çok ağlıyordu. Hekim Hanım'a bir şey mi oldu? Hemşire Hanım, dayı. Dayı orada kötü.
Zeynep abla, nasıl oldu çocuklar, iyi mi? Sağ ol. Saniye Hanım, sen git istersen. Yok, yok. Önce herkes bir iyilensin, öyle gideyim. Doktor serum bitince gidersin dedi. Bekleme hiç. O zaman. Gülkan, ben yalnız kalmasın. Sana emanet, aklımıza emanet. Nasıl oldu? Kullanıyor mu hala? İyiyim. Sen git Süreyya. Adnan yalnız kalmasın, ben toparlarım. Sen merak etme Adnan'ı, babaannesi bakar ona. Sabahattin abi, ne oluyor burada? Sormaz ya. Toplu sünnetle tavuktan zehirlenmiş millet. Yamanların sünnetini mi? Evet. Neyse, kontrol altına aldık. Allah'tan can kaybı yok. Müjgan hastalarla mı ilgileniyor? Müjgan'ı görmedim. Sabah buradaydı. Gitti, bir daha gelmedi. Mercan, Müjgan'ı gördün mü? Görmedim Yılmaz Bey. Lütfen izin verin. Tamam. Alacağız içeri. Süreyya. Süreyya, çok geçmiş olsun. Sen iyisin değil mi? Süreyya, yapma böyle. Ne yapıyorum ki? Düşmanımmış gibi bakma bana. Değilim ben senin düşmanın, merak etme. Çukurova'da bir tanıdığım sadece. Böyle konuşma. Herkes kendi yolunu seçti Yılmaz. Bitti. Süreyya, sen benim geçmişimsin. Bitse de bitmese de ilelebet böyle kalacak. Biten benim hayatım. Benim hayatım artık bir mecburiyet. Ama kimseye suçlamıyorum. Hepsi benim hatam. Şunu iyi bil ki, ben her sabah senin yüzünü görmek için uyanacağım. Benim için uyanma. Benim yüzüm artık sana yasak. Uzun zamandır bekledim. Uzun zamandır seni kalbimde sakladım, biliyor musun? Hata etmişim. Meğer değinmezmişsin. Süleyha. Sildim seni Yılmaz. Kalbimden, hatıramdan, gözlerimden bile sildim. Senin hiçbir şeyin değilim artık. Hatıran bile değilim. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Karısı mı da çalışıyor? Müjgan için gelmiş. Ne için geldiğini biliyorum ben. Ne için gelmişim? Halimizi görmeye geldin değil mi? Hı? Demir, insanlar bakıma gel. Çocuklar, şimdi buraya pamuk gelecek işlemeye. Tamam mı? Tamam abi. Ortalığı falan hazır edin. Onu da şöyle bir tarafa koyarsınız. Depolar dolu ya. İşlendikçe içeri taşırsınız. Tamam abi. Hadi göreyim bakayım sizi. Hadi. Hadi bakalım. Tamam. Aramadım seni geleceğim falan diye. Anladım. Anladım. Yok yok, önemli bir şey değil Figen. Biraz kırıldı bana da. Tamam Figen'cim, tamam. Bekliyorum ben senden, tamam. Hayrola evlat, ne oldu? Müjgan yok baba. Nasıl yok? Yok işte, ne hastanede ne evde, yok. Şimdi telefonda kırıldı dedin. Sebep? Niye kırıldı? Süleyhan'ın yazdığı mektubu gösterdim ona. Her şeyi anlattım. Anlattın öyle mi? Anlattım. Artık aramızda gizli bir şey kalsın istemiyorum. Dürüst olmak istiyorum ona. Zaten her halimden kuş kullanıyor. Yaşadıklarımı bilsin. Yanlış mı yaptım baba? Madem biz aile olacağız. Madem o benim karım. Madem çocuğumun anası. Yaşadıklarımı bilmesi en doğal hakkı. Yılmaz abi. Müjgan yengenin arabasını havalimanında görmüşler. Havaalanında mı? Bozuldu mu, bir yere mi gidiyor? İstanbul'a gidiyor, bugün uçak var. Aklıma kötü şeyler geliyor. Dur dur dur, hemen o kötü şeyleri çağırma. İyi düşünelim, iyi olsun. Evlat, yetişebilecek misin? Uçağın kalkmasına yarım saat var.
Tekrar geçmiş olsun oğlum. Nasıl hastanedekiler? Eyvah eyvah. Gafur nerede? Bu arada herhalde beyim. Bugün hiç gelmedik ona. Bul hemen saniye. Çabuk bulun. Çabuk! Tebil Bey. Ben de sizi her yerde arıyorum. Bu tavukları kaynattıkları kazan yok mu? Oraya kullandıkları su mu hak değil mi? Dur! Yapma! 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 Şerefsiz, beni iki paralık ettin. Tamam, ben de yedim o tavukları. Seni helalime rezil. Demir! Dur kızım, dur kızım, dur. Ben de yedim tavukları. Tamam oğlum, tamam artık. Yeter, tamam. Demir Bey! Demir Bey! Demir Bey! O kesilmiş tavukları kimden aldın söyle. Demir Bey! Kimden aldın? Yemin ediyorum, beni biliyorsunuz, bir tane tavuğu kendim tek başıma yedim. Bana bir şey olmadı Demir Bey. Herkesin midesi senin gibi çöplük mu lan? Kulağını kafandan ayırayım mı lan senin? Kafandan ayırayım. Söyle lan! Söyle! Dur kızım, dur kızım, bir şey yok. Söyle! Hatip'ten aldım. Konuşuna ben hesabını veririm, konuşuna. Hatip'ten? Para için sattın beni ha? Yok beyim, para için satar mıyım kurban olayım? Ne için lan, ne için? Ha? Sizin için beyim, sizin için. Zaten zor durumdayız. Dedim ki bari sünnet ucuza gelsin, Yusuf'lar bana ne veriyordu? Sakın, sakın Demir, sakın yapma! Sen kimsin lan, beni düşüreceksin? Karışmayın! Demir! Sen kimsin lan, beni düşüreceksin? Şerefsiz! Seni geberteyim mi lan? Geberteyim mi seni? Allah'ım yarabbim! Ay bu olacak Demir, Allah aşkına yapma! Demir! Ay telef olacak adam, yapma! Çık. Ay. Bin arabaya. Tamam, tamam anladı. Anladı suçunu, tamam anladı. Tamam anladı artık, anladı çocuğum. Tamam artık, Allah aşkına, tamam. Ne dedi? Sen kimsin? Hani camanların sofrasına bozuk tavuk getireceksin. Kimsin lan, kalk? Ne? Tamam artık. Kalk, bin arabaya. Bir tane arabaya. Demir, Demir, Allah aşkına. Bin arabaya, karışma anne. Karışma! Bin arabaya! Bin! Bin arabaya! Tamam artık Demir, bir şey yapma. Allah aşkına bir şey yapma Demir. Bin arabaya Gafur! Dur, dur daha çok kızacağım. Hadi gidin, gidin. Sen beni kahrettin, Allah seni kahretsin. Ben de Fethi'nin oğlu Gafur. Midem meşgul ya. Sen bana kolonya getir, tatlı kolonya getir. Ay. Hadi hadi. Tamam, yeter malak gibi yattın. Kalk artık. Hadi kalk, işinin başına geç hadi.
Ya sen ne vicdansız adamsın Atif ya. Midem eşkıyor diyorum, anlamıyor musun? Halim yok. Her önüne koyulanı, her bulduğunu yersen olacağı bu. Ya o yediğin tavuk bile seçip öyle yiyor ya. Ya tavuk bile öyle yiyor, sen... Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Yatır, yatır. Yatır Allah aşkına. Boş boş konuşuyor ya. Hatip! Hayırdır Demir Yaman? Evime geldin, hoş geldin de... Yani insan bir destur falan der, öyle değil mi? Ne desturu be? Bize tavukları sen satmışsın. Öyle mi? He, ben sattım. Ulan ne kolay söylüyorsun böyle. Hiç mi utanma, arlanma yok? Sen de onca insanı zehirledin, he? Bir dakika, bir dakika Demir Yaman. Ben niye utanacakmışım ya? Ben bizim çiftliğin en özel, en güzel tavuklarını verdim size. Aha senin bu fırıldak kahyan belki de o temiz tavukları götürüp yerine kötülerini almıştır. Haşa, tövbe, iftira Demir Bey. Ben niye öyle bir şey yapayım? Ya sen niye bana iftira atıyorsun? Beni ipe mi çek, burada beni öldürecek misin? Allah aşkına, senin yan yoldaki çiftliğin yok mu? Ben oraya gittim, oradan tavukları aldım, kamyona da yığdım, götürdüm. Niye iftira atıyorsun bana? Aa, ha ha, ha yığdın. Yığdım işte. Daha ne aldım, yığdım. E ondan sonra belki de götürdün o temiz tavukları sattın, yerine kötülerini aldın. İftira Demir Bey'im, yemin ediyorum kanım aksın, öleyim buradayım. Ya benim 40 yıllık hanımım zehirlendi be, 40 yıllık hanımım. Aa içeride sabahtan beri sarım yiyor, inim inim inliyor orada ya. Ya ben o tavukların bozuk olduğunu bilsem kendi hanımıma yedirir miydim? Demir Bey! Bunları gebertirim, elimde kalırsın bak, şerefsiz. Demir Bey'im Raşit biliyor. Raşit benim şahit. Raşit! Raşit Allah aşkına. Raşit Allah aşkına gel. Raşit, Raşit, Raşit Allah aşkına. Demir Bey'imi anlat. Ya biz seninle beraber tavukları yüklemedik mi kamyonete? Allah aşkına söyle. Sen valilerle yüklemedin mi tavukları? Bana yardım etmedin mi? Alıp beraber Uğurlar'a gitmedik mi Raşit? Anlat Demir Bey'ime. Beraber sen bedire vermedin mi tavukları, alıp kazana atmadık mı? Demir Bey'imi anlat. Demir Bey'imi anlat. Söyle. Tamam, Gaffu doğru söylüyor vallahi, beraber getirdik. Lan sen hangi tavukları verdin Gaffu'ra? Lan küçük depodakileri mi yoksa? Tamam yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Aham da buyur. La oğlum onları gömün, üstünü külle kapatın. Geçti onların vakti demedim mi ben size? Tamam sen dedin diye ben şey ettim, biliyor musun? Lan Safi zararsın lan. Safi zararsınız lan. Safi zarar bu. Kurbanın olayım, bilmiyordum ben. Lan oğlum sen bu bozuk tavukları mı verdin Gaffu'ra? Lan ne yapayım ben seni lan? Ne yapayım lan ben seni? He? Ne yapayım? Lan atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Defol git lan. Defol git, gözüm görmesin seni. Defol git. Vallahi tamam Demir Bey. Yani kusur bizdeymiş. Kusuruma bakma. İstersen ben sana tavukların parasını takdim edeyim. Ne parası be? Onca insanı zehirledin. İtibarımı iki paralık ettin. Buna ne yapacaksın? Tamam. Ya sen bir şey de böyle yap de ben onu yapayım. Konuşacaksın. Yamanlara tavukları ben sattım diyeceksin herkese, her yerde. Tamam canım. Başım gözüm üstüne, ben söylerim. Yani üstümüze düşen ne varsa yaparız evvelallah. Senin de günahını aldık Gaffu ama kusura bakma. Demir Bey! Yürü lan, yürü çık. Demir Bey, ne olur. Gene gelin. Çay içmeye de bekliyorum. Vallahi ben senin adını çıkardım bir kere. Ya bütün el aleme söylesen ne olur ki?
Kes sesini. Raşit bir halt yedi diye kurtardım sanma. Bunun bedelini sen de ödeyeceksin. Yıkıl karşımdan hadi. Kırk yıl her şeyi düzgün yapmaya çalışırsın. Böyle bir ahmak çıkar. Her şeyi berbat eder işte. Rezil olduk el alem anne. Rezil olduk. Boş ver çocuğum. Boş ver. Boş ver. Hepsi unutulur gider. Üzme kendini. Önce insan olacaksın şekerim, insan. Ha, önce insana değer vereceksin. Ama bu Yamanların dini imanı para olmuş artık. Ay vallahi ben bunlarla aynı soydan geldim diye utanıyorum. Yerin dibine girdim artık resmen. Canım sen niye utanacak mısın ki? Sen mi yedirdin millete bozuk tavukları? Çok şaşırdım Şermin'cim. Böyle şeyler ufak ağaların davetlerinde bile olmuyor. Değil mi hayatım? Size yük olacaksa dernekçe biz yapalım sünneti dedik ama Hünkar Hanım kabul etmedi. Eder mi hiç? Sonra Yamanlar zorda kalmış. Toplu sünneti derneğe yaptırıyor derler diye kahrolur. Tabii bütün Çukurova'nın hakimi o ya. Toplu sünneti o yapacak, toplu nikahı o yapacak. Bütün itibar onun olsun ister o. Yazık ama insancıklara. Hastanelik oldular. Aman bunlara bir şey olmaz. Kaktır bozuk tavukları gitsin demiştir. Siz bütün bunları sevap işlemek için yapıyor mu zannediyorsunuz? Sırf gösteriş. Gösterişten başka hiçbir şey değil. Hiç yakıştıramadım, hiç. Yani madem zordasın, marabalara yedireceğin yemeğe tamah ediyorsun. O vakit hiç girme bu işlere. Ay günah canım ya, günah. Ah ah, Hünkar Yaman günah mı düşünür? Benim evimi, barkımı yakarken düşünmemiş. Sıra marabaya gelince mi düşünecek? Bırak Allah aşkına. Nazireciğim, şunların güzelliğine bak. Ay hele şu. Ay çok tatlı bak, Allah aşkına güzel değil mi? Güzel de bunlar kız için. Ya erkek olursa? Olsun. Yani olursa da değiştiririz. Vallahi benim gönlüm kız çocuğu istiyor. Sağlıklı sıhhatli olsun yeter beycan. En mühimi bu. Tabii ki ben de sağlıklı olsun isterim. Ama gönlüm kız çocuğundan. Çünkü Müjgan o kadar tatlı bir kız çocuğuydu ki böyle kara kara gözlü. Ama sağlıklı olsun tabii ki de. Ben de hayırlısı neyse o olsun isterim. Sıhhati yerinde olsun. Kız olmuş erkek olmuş fark etmez. Benim hem oğlum hem de kızım vardı. Allah ömür vermedi. Yine densizlik ettim. Kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah, olur mu öyle şey? Ha Nazire, sofraya iki tabak koy. Yılmazlar yok mu gece? Aa, nerede Yılmazlar? Yemeğe mi çıktılar? Yok, İstanbul'a gittiler. Aa, reddi miras için mi? Keşke bana da haber verselerdi. Yok yok, Yılmaz'ın bir hasta arkadaşı var, onu ziyarete gittiler. Geçmiş olsun. Ama insan gitmeden evvel bir haber verir. Fırsatları olmamıştır herhalde. Ben biraz odama gidip dinleneceğim. Tamam, nasıl isterseniz. Aa, kurban olayım doğruyu söyleyin. Bir şey mi oldu? Ya Nazire yok bir şey. İstanbul'a gittiler diyorum işte. Uzatma sen de. Esas sende bir şey var. Senin yüzün bir şey söylüyor. Ne var? Hekim Hanım geldiğinde çok ağlıyordu. Ağlıyordu öyle mi? Gözleri kan çanağı gibiydi. Odasına girdi. Az sonra da çıktı.
Arkasından da Yılmaz geldi. Ağam, bunların arasında bir şey mi oldu? Eski yarasızlığı ödemeyin sakın. Gelin hanım yoksa bebeği... Dur, dur, dur. Hemen aklına kötü şeyler getirme. İyi düşünelim, iyi olsun. Bir rüyama girsenize be çocuklar. Bir sarılsanıza bana. Bir öpsenize. Bir baba desenize bana. Züleyha Demir'le zorla evlendirilmiş. Senden gizlediğim şey bu. Züleyha ben ölmeyeyim diye Demir'in esiri olmuş. Çok acı çekmiş. Hepsi benim yüzümden. Hala seviyor musun Züleyha'yı? Müşken yapma ne oldu? Hala. Seviyor musun dedim. Gitmedin hala. Çok geç olmuş. Hadi git. Sen merak etme beni. İyi olduğunu göreyim, giderim. İyiyim. Daha iyiyim. Uyumak iyi geldi. Çok değerlisin benim için biliyorsun değil mi? Çok korktum. Sen de benim için öylesin. Saniye. Gel. Yenge. Çorba yapmış sana. Ha. Nasılsın? İyiyim. Daha iyiyim. Gideyim ben. Madem Saniye geldi. Yanımda kaldığın için sağ ol. Ne demek? İyi bakarsın. Hoş geldin. Çorba yaptım sana. Pirinç çorbası az bir şey de tuz attım. Sağ ol, niye zahmet ettin? Thank you.
bembeyaz gördüm. Çok korktuğum bir şey olacak diye sana bir şey olsa ben korkarım Gülten. Ağlama yenge. Ben iyiyim. Yengem. Ben seni ablam. Annem bildim. Sen bana yengelik değil analık ettin. Ben senin hakkını ödeyemem. Yengem ben seni üzmek istemedim. Doğruyu dedimse seni zorda bırakmak için değildi. Biliyorum, biliyorum. Tutamadın o dilini, tutamadın. Yengem affet ben artık, kurban olayım affet. Yengem kurban olsun sana. Kömür gözlüm. Kömür gözlüm benim. Kömür gözlüm. Züleyha, sen benim geçmişimsin. Bitse de bitmese de ilelebet böyle kalacak bu. Biten benim hayatım. Benim hayatım artık bir mecburiyet. Ama kimseye suçlamıyorum. Hepsi benim hatam. Şunu iyi bil ki ben her sabah senin yüzünü görmek için uyanacağım. Benim için uyanma. Benim yüzüm artık sana yasak. Uzun zamandır bekledim. Uzun zamandır seni kalbimde sakladım biliyor musun? Hata etmişim. Meğer değinmezmişiz. Züleyha. Sildim seni Yılmaz. Kalbimden, hatıramdan, gözlerimden bile sildim. Senin hiçbir şeyin değilim artık. Hatıram bile değilim. Anneciğim. Gel canım, hava serinledi. Ay, teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Bugün Haminden çok iyi. Öyle güzel konuşuyor ki. Öyle mi Haminden? Hoş geldin, hoş geldin. Başa sardık. Çok özledim eski günlerimizi. Uyudu mu Adnan? Uyudu Kerata. Züleyha geç mi kaldı? Sana bir şey söyledi mi? Yoksa Gülten yanında mı kalacak bu gece? Yok anne, kalmaz herhalde. Gelir birazdan. Demir, sana bir şey söyleyeceğim yavrum. Yani karına söyleyemiyorum yanlış anlar diye. Çocuğum, bu kız kendine hiç bakmıyor. Fıldır fıldır dolaştı bugün. Sanki yardım edecek başka insan yokmuş gibi. Biliyorum anne, biliyorum. Konuşurum ben onunla. Vali Bey'in davetine ne kadar güzeldiniz. Nasıl sokuldu sana öyle? Çok güzel dans ettiniz. Öyle mutlu oldum ki. Bu aralar değişti bana karşı. Daha alakadar olmaya çalışıyor. Bugün oğullarda da koşturdu durdu. Hamilesin git dinlen dedim. Ama dinlemedi. Bir yandan da hoşuma gidiyor tabii. Demek ki artık senin kıymetini anladı. Ya da ümidini kesti. Müjgan hamile ya. Yok yok canım, öyle şeyler getirme aklına. Sakın öyle şeyler getirme yavrum benim. Canım oğlum, gözümün nuru yavrum benim. Tek dileğim senin karınla, çocuklarınla. Mutlu olman annem, başka hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Sen gülersen ben de gülerim. Biliyorum anne, biliyorum. Seni çok üzdüğümü de biliyorum. Ama isteyerek yapmıyorum. Affet beni. Biliyorum. Anneler affetmek için vardır. Her zaman affederler. Bugün kıymetini daha da iyi anladım. Dargın da olsak, küs de olsak her zaman arkamdasın. Her zaman çocuğum. Her zaman yavrum benim. Yavrum. Canım. Ben geldim. Hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk. Biraz geç kaldım. Merak etmedin değil mi? Yok, merak etmedi. Gülten'in yanında olduğunu biliyor zaten.
Adnan uyudu mu? Evet sözüm uyudu. Ben uyuttum. Merak etme. Gülten iyi mi? İyi. Merak etme. Saniye geldi. Ben de onları bıraktım çıktım. İyi yapmışsın. Bak sen de bugün çok yoruldun. Yemek de yemedin. Hiç kendine bakmıyorsun Züleyha. İyiyim ben iyiyim. Sen ne yaptın? Oradakiler nasıl? Gittin mi oraya? İyi iyi. Yarın da gideceğim. Sabahattin'le konuştum. Çocukların çoğunu taburcu ettik dedi. Çok şükür. Birkaç kişi hariç onları da tedbiren bekletiyorlarmış. Yarın mı çıkıyor Gülten? Sabahattin abi biraz daha kalsın dedim. Dinlensin kız. Çok şükür. Başımıza büyük bir şey gelmeden atlattık. Üzme artık sen de kendini. Üzmüyorum, üzmüyorum. Merak etme. Ama senin kendine bakman lazım. Hiç yemek yemiyorsun. Fadik yemeğini yapmıştır. Isıtsın diye. Yok Demir, çok uykum var. Uyuyacağım biraz. Ama olmaz bir tanem. Hamilesin. Yemek yemen lazım. İstemiyor canım. Olmaz öyle şey. O zaman yukarı getirsin, yukarıda yersin. Hadi. İyi geceler anne. İyi geceler aminem. İyi geceler. Canım benim. Canım benim. Başından beri korkuyordum biliyor musun? Yani her şey o kadar güzeldi ki gerçek olamayacak kadar güzeldi. Uyanacağım ve bunun gerçek olmadığını anlayacağım diye ödüm kopuyordu. Bir şey olacak yani bir şey olacak ve saadetim yerle bir olacak diye ödüm kopuyordu. Ne kadar haklıymışım. Müjgan abartıyorsun bence. Hı? Abartıyor muyum? Kalbi başkasına ait bir adamdan bahsediyoruz Talat. Böyle bir adamı sevmişim ben. Hala onu sevdiğini nereden biliyorsun? Sonuçta evlenmiş seninle. Sevmeseydi evlenir miydi? Sevdiği kadına inat olsun diye evlenmiş Talat. Beni sevdiği için değil. Aşkına bakmıştım da ben. Kahya'nın kardeşi mi? Ha, hangi oda? Dördüncü hasta odası. Dördüncü. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Fekelam'ın gülleri. Bizim bahçeden. Ne kadar güzeller. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Olur mu öyle şey, ne zahmeti? Senin de hastaneye düştüğünü duyunca çok korktum. Bir şeyim yok. İyiyim ben. Olsun. Ben yine de korktum.
Hem ben hep seni düşünüyorum. Gülden. Bende hiç mi gönlün yok? Ha? Hiç mi? Gözlerim var diyor. Kalp kalbe karşıdır demişler. Senin de bende gönlün olmasa ben böyle hissetmem ki. Var değil mi? Ha, söyle. Yoksa da yok da. Yemin ediyorum bir daha rahatsız etmem seni. Sokakta bile çıkmam karşına. Yengem gelmeden git sen. Seni burada görmesin. Görsün. Çetin ne olur git. Tamam gideceğim. Benim de sende gönlüm var da gideceğim söz. Çetin ne olur. Senin de bende gönlün var biliyorum. Ne oldu gülüm? Açıldı mı göz? Hı hı. İyiyim. Daha iyiyim. İyi. İç bakalım. İç, iç. İç. Ah. Şükür. Sağ ol. Müjgan bir şey soracağım. Sor. Neden bana geldin? Nasıl yani? Yani neden Lale'ye gitmedin? O da çok iyi doktordu ve çok yakın arkadaştınız siz. Lale kadın çünkü. Seni kararından vazgeçirir diye korktun yani. Kesin kararlısın öyle mi? Geçmiş gün. Otursana. Teşekkürler. Ne güzelmiş muayenehane. Sen ilk defa geliyorsun değil mi? Bak Müjgan. Senin kararından vazgeçilmesinde Lale'ye gitmediğini biliyorum ama. Talas. Lütfen. Müjgan ben seni çok iyi tanıyorum. Sen çok duygusal bir kadınsın. Bu çok büyük bir karar.
Yani hayat boyu pişman olmaktansa... Ben pişman olacağım kadar oldum Talat. Yılmaz'a aşık olduğum için nasıl pişmanım bilemezsin. Buraya gelirken bütün yolu ağladım. Ellerim, karnımda saatlerce durmadı gözyaşım. Bu kararı vermem kolay mı oldu sanıyorsun? Onun için söylüyorum işte. Sen çok güçlü bir kadınsın. Sana kocana dön demiyorum ki. Kendi çocuğunu tek başına büyütebilirsin. Keşke Lale'ye gitseymişim, o bu kadar çok konuşmazdı. Peki, tamam, bir şey söylemiyorum. Ben hazırlığa başlayayım o halde. Sonundan sağlık. Tam anestezi istemiştin öyle mi? Evet. Herhangi bir alerjin var mı? Hayır. Şeker, kalp, tansiyon? Hiçbiri yok. Senin çocuğun oldu değil mi? Evet oldu. 6 aylık bir kızım var. Allah bağışlasın. Adı ne? Ceylan. Ceylan. Ne güzel isim koymuşsun. Annesi koydu. Sana mı benziyor? Annesine daha çok benziyor. Baba olacaksın Yılmaz. Bir bebeğimiz olacak. Ne oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Bak, emin misin? Ya ben emin olduğunu düşünmüyorum. Eminim, eminim. Sen devam et baba. Bence biraz daha düşün. Ne kaldı düşünecek Talat? Beni sevmeyen bir adamın çocuğunu... Doğuramam. İstemiyorum. Sen devam et. Döneceksin. Döneceğimi kim söyledi? Nasıl yani, dönmeyecek misin? Hayır, dönmeyeceğim. Amerika'ya gideceğim. Yumuşken yapmadın değil mi? Yalvarırım yapmadım de. Sen nasıl buldun beni? Yapmadın değil mi? Boşver. Müjgan, iyi misin? Müjgan. Bebeğimi kıyamayacağım, yapamayacağım. Yapmadım değil. Yapamadım.
Beni nasıl bulduğunu söylemedin hala. Figen bana eğer çocuğu aldırmaya karar verdiyse ya Talat'a ya da Lale'ye gider dedi. Bebeği aldırmaya kesin kararlıydım. Hala başkasını seven bir adamın çocuğunu doğurmak gurursuzluk çünkü. Müşken. Son ana kadar seni nasıl sevdiğimi düşündüm. Seni sevmenin ne kadar acı bir şey olduğunu. Ama sonra tam Talat ilacı verecekken bebeğimi senden daha çok sevdiğimi hissettim. Belki seni çok sevdiğim için çocuğunu da bu kadar seviyorumdur, bilmiyorum. Ama çocuğumu kucağıma aldığımı hissettim. Sanki doğurmuşum gibi kokusunu duydum, anlıyor musun? Bebeğimin kokusunu. O an vazgeçtim işte. Sen bana dön diye değil yani. Çocuğumu senden daha çok sevdiğim için. Ben bir karar verdim Yılmaz. Adana'ya dönmüyorum. Amerika'ya gideceğim. Müşken yapma ne olur. Ben bu iç acısıyla Adana'ya sığamam artık. Bu son görüşmemiz olsun. Hoşça kal. Umarım Züleyha ile aradığın saadeti bulursun. Lütfen gitme. Müşken yalvarırım yapma. Gel çocuğumuzu beraber büyütelim. Beni bundan mahrum bırakma ne olur. Ben her haliyle bitmiş bir adamım Müjgan, ne olur gitme. Şimdi gidersen benden geri hiçbir şey kalmaz ne olur. Demir Bey'im bir köpürdü, bir köpürdü dün. Yanına bırakmayacağım senin dedi Gafur abiye. Daha ne yapacaksa acaba? Sana da seyir çıktı Fadik. Dün izlemelere doyamadım. Bak bak, iyi bak, izle. Evet Gafur Efendi. Söyle bakalım. Pintil'in yüzünden bizi el aleme rezil ettin. Ne olacak şimdi? Seni sabaha kadar dövsem yine içim soğumaz. Ne yapacağım ben seninle? Cevap ver. Siz nasıl emrederseniz. Seni kahyalıktan aldım. Artık kahya manya değilsin. Bu çiftliklere işin yok. Seni görmek istemiyorum, anladın mı? Beyim ben. Çobanlık yapacaksın bundan sonra Gafur. Çoban mı? Hı. Malları güdeceksin. Demir Bey'im, siz nasıl takdir ederseniz artık. Ben yarım akıllı Raşit'im lafıyla... Ne Raşit'i ulan? Raşit mi dedi gel tavukları benden al diye? Münasebetsiz. Nasıl emredersiniz? Yalnız tabii konu... Ne yalnız ne? Ne yalnızı? Yalnız ne? Demir Bey. Ben bu konakta doğdum. Bu konağın ekmeğini yedim. Yanlış anlamayın. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ne, ne? Kayarlığı kim yapacak? Yarım akıllı Abdi mi yapacak? Tacettin de sen zaten boş gezer. Nereden biliyorsun ki onların geleceğini? Dışarıdan getireceksiniz. Hı? Dışarıdan da değil. Süleyman. Hayır. Bilemedi yine. Saniye. Gel. Buyur bey. Ağzını açma. Bundan sonra çiftin kahyası sensin Sani. Hem mi? Kahya sensin bundan sonra.
Ne var gülecek ha? Ne var? Yok ben gülmedim. Ne? Saniye kadın başına şimdi. Ne kadın başına? Yapamaz değil mi? Senden daha iyi yapar. Beyim. Şimdi... Ne şimdi Saniye? Yapamam mı diyorsun? Yok, yok. Yaparım yapmasına da. Yaparım beyim. Yaparım. Çukurova'nın cümle kahyalarından daha iyi yaparım hem de. Ondan kuşkum yok Saniye. Marabaları topla. Herkese gösterelim senin kahya olduğunu. Hadi. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti güzel? Aşk olsun. Hadi afiyet olsun ye. Aa. Ne güzel güller bunlar. Bizim bahçeden de değil. Nereden? Gülten. Kim getirdi? Kimse getirmedi. Çetin mi getirdi yoksa? Çetin ziyaretine mi geldi senin? Ay inanmıyorum. Aferin çocuğa. Çok güzeller. Saniye gördü mü? Yok. Geldiğinde yengem yoktu. E gülleri görmüştür. Bir şey dedim mi? Birine getirmişler, alıverdim dedim. Aferin Çetin'e. Çok zarif çocuk. Ben çok yakıştırıyorum sizi. Yok. O olmaz o iş. Gülten neden olmasın? Ha? Ben bir çay koyayım mı? İçeriz beraber. Koy bakalım. Madem anlatmayacaksın koy. Selamünaleyküm. Dünkü yaşadığımız rezaleti biliyorsunuz. Hep birlikte kötü bir badire atlattık. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi. Hepimize geçmiş olsun. Bu yaşanılan rezalet nedeniyle Gafur Ağanızı kahyalıktan aldım. Bundan sonra çiftliğimizin kahyası Saniye olacak. Bütün alacağınız işleri Saniye'den alacaksınız. Çiftlikten, tarlalardan, huğulardan o sorumlu olacak. Bir sıkıntınız olduğunda ona danışacaksınız. Anlaşıldı mı? Bundan sonra çiftliğimizin sorumlusu sensin Saniye. Altından kalkacağından da şüphem yok. Sağ ol beyim, Allah utandırmasın. Amin. Saniye'nin sözünü dinlemeyen olursa karşısında beni bulur. Ya da büyük hanımınızı. Bunu da unutmayın. Bundan sonra Saniye'ye de... hanım kahya diyeceksiniz. Ne diyecek misiniz? Hanım kahya. Hanım kahya. Hanım kahya. Hanım kahya. Yakıştı sana bu isim. Hadi kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Thank you.
geldin hanım Kahya'm. Kolay gelsin. Hoş geldin hanım Kahya. Ağalar, bacılar. Hele bir toplaşın bakalım. Bir toplaşın. Hadi gel bakalım dayı, hadi. Bacım hadi toplaşın. Şöyle bir. Hadi bakalım gel teyze. Ha, ne haber lan çitlenmek? Hoş geldin Saniye abla. Abla değil, hanım Kahya. Saniye abla yeni Kahya olmuş. Sağ ol abi, sağ ol. Çok sevindik hanım Kahya'm. Erkek millete ancak kendi keyfine bakar. İyi ki sen olmuşsun, halden anlarsın. Sağ ol bacım, Allah razı olsun. Anlarım tabii. Şimdi Demir Bey'imiz gelecek. Halinizi, hatırınızı soracak, yaralarınızı saracak. Tamam. Hadi bakalım. Çocuk nasıl oldu, iyi mi? İyi, sağ olasın. Kolay gelsin Saniye. Sağ ol beyim. Selamünaleyküm. Hepinize geçmiş olsun. Büyük bir badire atlattık hep birlikte. Sağ olun beyim. Tedavileriniz yapıldı mı? İlaçlarını aldı mı herkes? Aldık, Allah razı olsun beyim. Tedavim eksik kaldı. İlaçlarım eksik diyen var mı? Güzel. Bir sıkıntınız olursa bundan sonra sizinle Saniye ilgilenecek. Biliyorsunuz Saniye yeni kahyamız oldu, duymuşsunuzdur. Bundan sonra ne derdiniz olursa olsun Saniye halledecek. O halledemezse gelip bana söyleyecek, ben halledeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki bakalım. Önce Allah'a sonra da Saniye'ye emanetsiniz. Hadi kalın sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Saniye. Al şu parayı. Adaletli bir şekilde dağıtırsın. Tamam beyim. Hadi eyvallah. Geç bakalım sıraya. Demir Bey'imin geçmiş olsun niyetine gönderdiği emaneti var. Haydi bakalım. Al bakalım gülüm. Zeynep ablam daha nasıl? Sen sağ ol. Al gülüm. Allah razı olsun. Ay Allah aşkına yürü. Al abi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Kalmasın hanım. Hele şu tipe bak. Üzüm. Gel kız buraya. Gel bakalım gel. Oh, tut bakalım hele burayı. Al bakalım. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sesine be de tazip ha. Börek de tazeymiş. Gel olsun ha. Ne demek canım, ne demek? Afiyet olsun ya. Yiyin, yiyin. Can boğazdan gelir. Tahir, çay söylemedin mi? Söyledim Hatipa. Şimdi gelir, hiç merak etme sen. Bak hala kardeş, sen niye yemiyorsun? Ben o işi gördüm ha. Dokun, sağ ol. Ya insan sırf aç olduğundan mı yemek yiyor? At bir lokma ağzına, at. Yahu korkma, korkma, zehirlenmezsin. Yamanların bozuk tavuğuna benzemez o. Rahat ol ya. Ya 40 kişi zehirlenmiş diyorlar. Kaç 40? 40 kişi. Sırf hastaneye kaldırılan o. Benim gözümün önünde en az 100 kişi telef oldu ya. Bu demir yaman foyası ortaya çıkmasın diye diğerlerini hastaneye falan da götürmemiş. Ayıp ya. Yazık, günah ya. Ya Allah'ıma kitabıma var ya, bu demir yamanın yatacak yeri yok ya. Aman canım, garibandan bana ne, ölürse ölsün diyor. İnsanlık mı bu? Ya ağalıkmış, beylikmiş, bunlar sonraki işler kardeşim. Önce adam olmak lazım ya, adam olmak lazım. Allah haklısın. Nasıl? Börek güzel mi? Güzel ağam. O kremden de sürüp git. Hemen ağam. Gel. Buyurun Demir Bey, kahveniz hazır. Sağ olun Nurten Hanım. Gazeteler nerede? Getiriyorum Demir Bey. Saniye, gazeteler gelmedi mi daha? Saniye artık konakta çalışmıyor. Bir şey istiyorsan Fadik'le Gülten'e seslen. Çalışmıyor mu? Saniye Kahya oldu. O yüzden konakta değil.
Ne? Kahya mı oldu? Anlamadım. Kahya mı oldu? Bundan sonra çiftliğin düzeninden o sorumlu. Kimin fikriydi bu? Sizin mi? Niye sordun? Demir böyle saçma bir karar vermez de o yüzden. Sana göre kadınlar kahya olamaz mı? Onu kastetmediğimi gayet iyi biliyorsun. Neyi kastettin? Buyurun gelin alın gazeteniz. Sağ olun, çıkabilirsiniz. Yamanlara hiç yakışmadı. Demir ve Hünkar Yaman düzenledikleri toplu sünnet merasiminde büyük bir facianın eşinden dönüldü. Sünnette verilen yemekten zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaman ailesinin yakın akrabası Şermin Arcan gazetemize verdiği mülakatta hicap duyuyorum. Rahmetli babam ve amcam sağ olsalardı böyle bir hadise vuku bulmazdı. Amca oğlum maalesef ailemizi temsil edebilecek kabiliyette ve kudrette değil. Ailemiz adına utanç içindeyim. Bu hadise Yamanlara hiç yakışmadı dedi. Asıl sen bizim ailemizden nasıl çıktın? Cibiliyetsiz. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Haydi Saniye abla. Ya siz duymadınız mı? Duyduk, kahya olmuşsun. He. Çok sevdin Saniye abla. Aslan gibi kadınsın sen. Abla mı? Abla ne haber? Bakın hele. Ya bundan sonra bana bacıymış, ablaymış. Bak özellikle size diyorum ha. Bundan sonra bana hanım kahya diyeceksiniz, tamam mı? Tamam kahya. Ay sizin Allah'ınıza kurban. Niyaz az gel hele. Buyur sahne yap. Şey hanım kahyam. Niyaz bu tarlanın işi 3 gün önce bitmeyecek miydi? Niye hala debeleniyorsunuz? Daha 40 dönüm tarla var işlenecek. Hanım kahyam tohum atacağız, yağmur bekliyoruz. Bir de marabalar yorgun anca bu kadar oluyor. Toplanın şöyle. Gel abla. Gel nenem gel. Gel dayı. Gel iyice böyle sıkışın. Şimdi büyük hanımla Demir Bey bana büyük bir mesuliyet verdiler. Ama ben bu mesuliyeti kime güvendim de yüklendim biliyor musunuz? Size. Size güvendim de ben bu yükün altına girdim. Hanım kahyalarına destek olurlar. Omuz verirler. Canla başla çalışırlar, yüzünü kara çıkarmazlar dedim. Şimdi siz tarlada bahçede çalışan saniye olacaksınız. İşinizi hakkıyla yapacaksınız ki benim de gözüm arkada kalmayacak. Ben de sizin her zor durumunuzda, her müşkülünüzde arkanızda dağ gibi duracağım. Bu toprakları el birliğiyle yeşerteceğiz. Var mısınız? Varız. Vicdansızlar, insafsızlar. Allah cezanızı versin. Boyunuz posunuz devrilsin inşallah, inşallah. Anne kime kızıyorsun öyle? Aa, bozuk tavuk vermişler.
herkese çoluk çocuk zehirlenmiş. Ayıp, ayıp. Maşallah, ay. Kayıt etmişsin hepsini anne. Hoş geldin oğlum. Okudun değil mi? Üzülme çocuğum. Bizi bilen biliyor. Şu kağıt nerede anne? Hangi kağıt? Şermin'den aldığın itirafname. Niye soruyorsun? Ne demek niye soruyorsun anne? Gitmiş gazeteye çarşaf çarşaf konuşmuş, görmüyor musun? Utanıyormuş bizden. Aileyi temsil edemiyormuşum filan. Okumadın mı? Okudum, hepsini okudum. E tamam, ver o zaman kağıdı hadi. Ne yapacaksın? Savcılığa vereceğim. Şikayet edeceğim onu. Yalancı şahitlikten, mahkemeyi oyalamaktan. Mahkemelerde sürüm sürüm sürünsün. Oğlum ona ne kadar ceza verecekler ki? Hapse bile girmez. Azıcık bir ceza verecekler diye ne yapalım anne? Yanına kar mı kalsın? Kalmayacak, merak etme. Biraz sabırlı ol yalnızca. Bırak. Peşini bıraktığımızı düşünsün. Bir rahatlasın, bir salsın. Zamanı geldiğinde öyle bir tokat atacağım ki ona. Sürüklene sürüklene bu kapıya gelecek. Ne var yine aklında? Bir şey yok. E ver o zaman kağıdı anne. Oğlum, Şermin bu. Mutlaka bir hata yapacak, mutlaka tökezleyecek. O zaman onu çiğneyeceğim. Bekle diyorsun öyle mi? Bekle. Evet çocuğum, bekle diyorum. Bana güven. Zamanı geldiğinde bütün Çukurova teneke çalacak onun arkasından. Demir. Canım, yukarıda mı Adnan? Yukarıda, yeni uyuttum. Gördün mü Şermin'in yaptıklarını? Gördüm. Hayret ediyorum gerçekten. O kadar iyiliğin dokundu. Karşılığına bak. Ya ciddiye almayın diyorum Şermin'i. Almayın ciddiye. Gazeteye konuşmasaydı iyiydi aslında. Akraban olunca. Tam her şeyi düzelttim diyorum. Bir şey daha çıkıyor Allah'ım. Şimdi millet ağızdan ağza taşıyordur lafları. Bize yakışmadı. İtibarımızı düzeltmek için bir şey yapmak lazım. Güzel. Herkese faydası dokunacak bir şey. Aslında benim aklımda bir şey var ama... Geldik. Müjgan. Bana ne zaman inanırsın, ne zaman güvenirsin bilmiyorum. Hatta güvenir misin onu bile bilmiyorum. Ama inansan da inanmasan da ben hep senin yanında olacağım. Hep elini tutacağım. Tamam Keçeli, tamam. Siz onları konuştuğumuz gibi yapın. Allah'a emanet. Dikkatli gidin ha. Haydi. Aa, ne oldu, neredelermiş? Kimler? Yılmaz'la konuşmadınız mı? Ha yok, fabrikadaki çocuklarla konuştum. Bu gece yükleme vardı da bizim şoför kaleci Mustafa vardı, onunla görüşüyordum. Ali Rahmet Bey, ben çok merak ediyorum. Nerede bunlar? Hah, geldiler işte. Ah Müşken, öldüm meraktan. Neredesiniz? Geldik canım, merak etme, geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Evlat, ne oldu o hasta arkadaşın? Ziyarete gittiniz mi? Nasılmış vaziyeti? İyi baba, iyi. Merak etme gayet iyi. Ha, boşa gittiniz yani. Yok canım, boşa gitmiş olur muyuz? İkimiz de özlemişiz İstanbul'u. Biraz gezdik, dolaştık. Tamam şekerim, gittiniz geldiniz ama merak ettim.
Ya bir telefon açabilirsiniz. Arayamadık halacığım, arayamadık. Ben de merak ettim. Çok salladı uçak. Ben iyi değilim, çok gerildim. Özür dilerim. Bir yukarı çıkayım, üstümü değişeyim, kendime gelirim, tamam mı? Bence bu kızda bir şey var. Ama ben hiç anlamadım da. Evlat, mani olabildin mi? Gerek kalmadı babam. Kendi vazgeçmiş. Çuvalları kaldır, ne yapayım? Sığacak mı böyle? Alır abi, alır. He, güzel. Dikkat ha. Yan koyun ha. Düzgünce dizin onları. Yan yan. Çek hepsini abi, alsın. Çek kardeş ha. Ya, biraz daha ileriye, biraz daha. Tamam. Yavaş yavaş, belinizi acıtmayın. Tamam mı? Dengeli koyun ha. Yavaş çok yavaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Abi sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Senden bir şey istesem yapar mısın? Estağfurullah abi, ne istersen. Bunu Gülten'e verir misin? Gülten'e mi? Züleyha'nın emaneti dersin. Hemen abi. Rica et, onu Züleyha'ya versin dedi. Adnan'ın bu. Verirsin değil mi? Veririm. Veririm Çetin. Gülten ne bu? Yani ne olursan bilir misin? Cayır cayır yanan ateşi üfleyerek söndürmeye çalışıyorlar Çetin. Olan bu. Neyse. Ben gideyim artık. Konakta çok işim var. Yılmaz'a söyle. Bunu mutlaka Züleyha'ya vereceğim. Söylerim. Söylerim. Gülten. Bunu da mı Züleyha'ya vereceğim? Yok. Bu senin için. Benim için mi? Ben gidince açam, olur mu? Yılmaz bunu Çetin'le göndermiş. Gülten bunu Züleyha'ya versin demiş. Züleyha. Sen iyi misin? İyiyim. Fadik, çayı demledin mi? Demledim büyük hanım. Annem ilacını içti mi? İçirdim büyük hanım. Aferin Fadik.
Uyandık biz. Oh benim canım, oh. Babaannesinin canı bu, canı. Yakışıklısı. Bu çocuğumun nazarlığı nerede? Yok, kayboldu. Yenisini alırız değil mi oğlum? Gel Hamin'in yanına gidelim, gel. Gel şöyle Hamin'in yanına. Ay bak torunun çocuğu. Başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim abi? Çıkabilirsin canım. İyi geceler abi. İyi geceler. Abdi gidin işinize gücünüze ha. Ya yok. Bir kanım. Saniye. Sen misin? He. Benim. Ya insan kocasını böyle davar dürter gibi uyandırır mı ya? İnsan kocasını böyle mi uyandırır? Affet beni Gafur, affet. Yani aslında düşündüm, dedim ben biricik kocamı böyle tatlı tatlı yanaklarından öpüp de uyandırayım dedim ama yani şimdi ortalık yer, bir gören olur. Sahi mi diyorsun? He, sahi diyor. Sana yalan borcum mu var? Saniye. Otur biraz kızım. Hadi gel uzan şunu sen de. Gafur Allah aşkına ya. Yani ben ortalık yer diyorum. Sen gel yanıma uzan diyorsun. Hadi kalk. Kalk. Kalk evimize gidelim. Orada daha rahat rahat otururuz. Kalk. Kız. Kalk hadi. Kalk hadi gel. Saniye. Sendeki bu işve cilve yemin ediyorum Saniye, film artistlerinde yok. Yani şu anda beni kıtır 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 kesseler şu kadar kan akmaz, bu kadar değmez ha. Göreceğiz bakalım. Bir gram kan akıyor mu? Akmıyor mu? Göreceğiz. Allah! Sen, Allah! Sen, Allah! Ne oluyor? Sana ne olur ya? Manda gibi yayılmışsın burada çamurun içine. Hani? Hani? Hani ya bu ahır temizlenmemiş? Malların yemi suyu verilmemiş? Samanlar süpürülmemiş? Hani Gafur? Ne hepsini ben mi yapacağım? Ben gideyim büyük hanımla konuşayım. Ha hakikaten büyük hanımla konuşayım. Bir o yapsın temizliği, bir ben yapayım. En iyisi bu. Ben gideyim büyük hanımla konuşayım. Söyleyeyim. Saniye! Kız, ya Saniye! Ya Saniye, ya Saniye. Sen başka bir şey bilmiyor musun? Büyük hanım seni ahıra niye yolladı? Camış gibi uyuyasın diye mi? Sen yapacaksın tabii. Kim yapacak abi? Kız ben Gülten'e söyledim. Elini atmıyor hiçbir şey. Hala Gülten diyor ya. Gafur herkes kendi vazifesini kendi yapacak. Yok öyle başkasına iş buyurmak. Ya Saniye sen...
Gafur. Sana bir saat veriyorum. Her yer pırıl pırıl olacak. Hayvanlar doyurulacak, ahır süpürülecek. O kadar. Gülten! Geldiğin için çok sağ ol. Öyle mesut ettin ki beni. Mutlaka gel yazmışsın. Mühim bir şey herhalde. Mühim. Yani benim için çok mühim. Anam baban hayatta değillerdi, değil mi? Değiller. Ben küçükken ikisi de vefat etmiş. Mekanları cennet olsun. Amin. Sen niye soruyorsun ki? O zaman abinden isteyeceğim seni. Abim olmaz dersen başka bir yol bulurum. İllaki bulurum. Çektin. Gülten. Benim niyetim ciddi. Öyle gel geç değil benim sana sevdam. Eskiden beri görüyordum seni. Çarşıda, pazarda, bazen derede. Sen farkında bile değildin, bana bakmıyordun bile. İçimden diyordum ki, ah Gülten bana bir baksa. Ah bir baksa. Seni gördüğüm zaman öyle içim eriyordu, biliyor musun? Her Ayşe'lerin düğününde öyle güzel olmuştum ki. Bütün gece gözümü alamadım senden. O gece eve gittiğimde sabaha kadar dua ettim Allah'ıma. Dedim ki Allah'ım, sen de böyle bir düğünle evlenmeyi nasip eyle. Gülten. Gülten bir şeyde kurban olayım. Biliyorum sen Yılmaz abim Yamanlara düşman diye çekiniyorsun. Ama ben Yılmaz abimle konuşacağım. Fekeli Hanım'la da konuşacağım. Onlar Sevda Dindir bilen adamlar. Bize karşı çıkmazlar. Hünkar Hanım istemez diye çekiniyorsan, Sevda'nın karşısında kim durabilmiş ki otursun? Kolay olacak demiyorum. Ama biz birbirimizi sevdikten sonra... Olmaz Çetin. Olmaz bizden. Bizden olmaz. Sen anlamıyor musun? Neden Gülten? Neden olmasın? Sebebi ne? Biz birbirimizi sevdikten sonra ne mani olursa olsun üstesinden geliriz. Gelemeyiz. Gelemeyiz, olmaz. Olur. Olur. Sen beni, ben seni sevdikten sonra ne olmuş olursa olsun. Ben evlenemem Çetin. Evlenemez misin? Gülten, Gülten, Gülten senin başına kötü bir şey mi geldi? Bırak, Gülten, bırak, olur. Bırak. Ben sana sevdalandım Gülten. Ben senin yüreğinin güzelliğine sevdalandım. Dedim ne olursun sus. Ben seni seviyorum Gülten. Sen beni sevme. Ben senin o temiz sevgine layık değilim. Böyle konuşma ne olursun kurbanın olayım. Başına ne geldiyse umurumda bile değil. Ne olursa olsun sen benim için tertemizsin. Açma boşuna, açılmıyor. Ay.
Ay ödümü patlattın Sabahattin. Ne oldu, niye açılmıyor, bozuk mu? Kilidi değiştirdim. Aa, sebep? Bu ne? Sana mı kaldı Demir aleyhinde gazete demeç vermek? Yalan mı söylemişim? Millete bozuk tavuk yedirmedi mi? Durmuyorsun. Duramıyorsun değil mi? Yani sen de sanki ben kabahatliymişim gibi konuşuyorsun. Bunlar benim evimi yaktılar be. Evimi, ocağımı ateşe verdiler. 5 kuruşsuz sokağa atıverdiler beni. Çabuk unuttum. Ya sen cengaveri demir vurdu diye ifade verdin. Ama adam temize çıktı. Allah aşkına Sabahattin, ne olur uzatma. Kavga etmek istiyorsan aç kapıyı. Edeceksek içeride edelim, hadi. Şermin. Burada kalmanı istemiyorum. Ne demek burada kalmanı istemiyorum? Nereye gideceğim ben bu saatte? Bilmiyorum Şermin. Git nereye gidersen git. Ya tamam öf. Bu gece de kalayım, yarın söz giderim. Sabahattin. Sabahattin. Buz gibi olmuş bu ciğer ya. Naciye! Kızım buz gibi olmuş bu ciğer ya. Neredesin kızım? Bağırsan sanki duyan olacak. Kapıyı da kendin açamazsın sen. Hayırlı akşamlar Hatip. Hayırlı akşamlar. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü de bizim evin yolunu bulabilir? Aşk olsun. Tamam, gelip gidemedim öyle ama... yani bir süredir de görüşemedik seninle. Ama aklım hep sendeydi. Yani sizdeydi. Naciye ile sende. Onun için mi benden saklanıyorum? Ne saklanması? Şermin, bak benimle oyun oynama ha. Canım ben senden mi saklanıyordum? Ya kimden? Hadi sen de bir tuhafsın. Benim can düşmanım kim? Ha? Yamanlar. Onlardan saklanıyordum herhalde. Ha, keşke benim de böyle avucuma 500 bin kaymayı sayan düşmanım olsaydı. Ne güzel valla. Bırak Allah aşkına. Aa, onlar insana para verir mi hiç? Niye? Vermiş işte. 500 bin kayme bankada kuzu kuzu yatıyor. Nerede yatıyormuş? Oyuna getirdiler beni. Oyuna getirdiler. Hem ifademi değiştirdiler, hem de bütün paramın üstüne çöktüler. O hünkâr cadısıyla savcı olacak o kadın... cengaveri kim vurdu söyle diye çok üstüme geldiler ama... ben ismini vermedim. Ne dedim peki? Ben hadiseyi görmedim. Orada değildim dedim. Benim Demir'le husumetim vardı, onun için suçu ona attım dedim. Savcı hanım da bunu yedi yani, öyle mi? Yedi tabii. Niye yemeyecekmiş? Dünya alem bilmiyor mu benim Demir'le husumetimi? Kıtır kıtır kesseler söylemem. Ben o kadar senin evinde misafir olmuşum. Ele verir miyim hiç? Ben vefalı kadınım. Öyle sofrasına oturduğum adama yüz çevirmem. Hoş tutarım. Biz de kapımıza gelen misafiri geri çevirmeyiz evvelallah. Ne ihtiyacı varsa karşılarız çok şükür. Buyur buyur, geç. Geç. Naciye! Naciye! Hangi cehennemdesin kızım sen gene ya? Bitmedi Naciye'niz. Adımı ezberliyor Hoşik. Naciye'siz kal inşallah. İnşallah, inşallah. Ne var, ne bağırıyorsun? Ya kızım misafirimiz var, görmüyor musun? Aa, Şen mi? Bacım ama aşk olsun, neredesin sen? Ah Naciye'ciğim, dert bitiyor mu hayatım?
Ah, doğru diyorsun. Dert bitmez, bitmez. Geç hanım, geç hanım, otur. Hay Allah'ım, hoş geldin, sefa geldin inşallah. Hoş bulduk. Bana bak, aç mısın sen? Ama benimki de soru, nerede ne yiyeceksin? Sen başla anam, ben hemen getiriyorum, hemen. Hadi, hadi, hadi git getir çabuk. Biraz bebeğim bari. Ye, ye. Afiyet olsun. Çok mu acıktın? Ay. Senin bardağından içiyorum ama. Ya benim bardağım senin bardağın mı var canım? İç tabii. Afiyet olsun. Senle biraz konuşalım mı Hekim Hanım? Olur. Hı? Konuşalım. Hani gel otur bakalım şöyle. Baba bana doğruyu söyle. Sen olup biten her şeyden haberdarsın değil mi? Biliyorum Hekim Hanım. Her şeyi biliyorum. Ben ne yapacağım? Kalktım döndüm ama ruh gibiyim. Baba benim kalbim acıyor. Her kalp kendi kaderini içinde taşır Müjgan. Kalbinde ne varsa kaderinde de o olur. Ve sen de o kalbin içinde ne olduğunu bilirsin. Benim kalbimde Yılmaz'dan başka hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Hiç olmadı. Ama onun kalbinde ben var mıyım? Bilmiyorum. Sormadın mı? Sordum. Ne cevap verdi? Seni inandıracağım dedi. Sen Yılmaz'a inanmıyor musun? Bilmiyorum. İnanmak istiyorum. Ama ne var biliyor musun baba? İnanmayı istemek inanmaktan daha kuvvetli bir duygu. Ben bunu biliyorum. Öyledir. Gururumla aşkım arasında sıkıştım kaldım. Gururum çek git diyor. Ama kalbim sen Yılmaz olmadan yaşayamazsın diyor. Gururla aşk ikisi bir arada olamıyor. Olmuyor. Gurur sanki insanın beline bağlanan taşa benzer. Üstünde taşın ağırlığı varken uçamazsın da kaçamazsın da. Halbuki aşıksan uçman lazım. Yeri geldiğinde sevdiğinin peşinden koşma, peşine düşmen lazım. Uçmak sadece kuşlara ait bir şey değil ki. Aşktan da uçar insan, sevinçten de. Gururunu bir tarafa bırakma diyorsun. Kaderim buymuş de. O beni sevmese de ben onu seviyorum de Yılmaz'ı bırakma mı diyorsun? Bak ya, bunları söylemek bana düşmez. Cenab-ı Allah herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Ben de diyorum ki sen çabanı eksik etme. Gayretini göster. İnsan sevdiği insan için çaba harcar. Ha, ondan sonrası kadere kalmış. Bakalım kader bize ne gösterecek? Kapıları kapatacak mı? Yoksa önümüze bütün kapıları açacak mı? Üzme yavrum kendim. Üzülme benim güzel kızım. Üzülme.
Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı çaresizim çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Babasının bebeğimize ilk hediyesi. Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gittin her taraf sessiz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı oldu, uyan. Kalk, 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 kalk. Kalk Gafur. Zibil gibi iş var, kalk. Kısmetimi kopardın Saniye, sen ne kadar fenasın. Gafur kes zırıltıyı. Şimdi. Ahırlara koş. İnekleri besle. Sonra atları meralara çıkar. Ardından da ahırın böyle dibini köşesini her yerini iyice temizle. Baytar gelecek Gafur. Haydi. Of. Vallahi Saniye. Ne diyeyim yani? Sen var ya... Hanım Kahya değil ha. Zebani oldum başıma, zebani. Gafur oraya koştur, Gafur buraya koştur. Gafur oraya git, onu yetiştir, bunu yetiştir. Gafur size ne yaptı ya? He? Bu Gafur size çok ne konuşma, etti? Çok konuşma, çok konuşma. Akşama geç geleceğim. Tepe başındaki tarlalara gideceğiz. Artık döndüğünde bir çay yaparsın ha? Eşek değilsin ya. İşim gücüm yok, sana çay yapacağım Saniye. Erkek adamın çay yaptığı nerede görülmüş? Niye görülmemiş olsun?
Çay demlemek için iki tane elin yeter. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Koskoca Gafura'nın düştüğü duruma bak sen ya. Hadi çabuk oyalanma. Hadi göreyim sen dışarıda hadi. Nedir ya sabah sabah kamçıyla tepemden. Yeter ya. Ne etti bu Gafur size ya? Nedir bunların elinden çektiğinden ya? Gülten, yumurta mı o? Hey, Hamin ne istemiş? Güzel. Dört tane ver bana. Dört mü? He, dört. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Sırık. Sanki sen yumurtluyorsun ha. Allah Allah. Kız sabahtan akşama kadar it gibi koşturuyorum. İki tane yumurtaymışım. Çok mu? İki yesen neyse. Hadi. Kız bizim Şaşı Mehmet yok mu? He, hatırladın? Bal getirmişti ya. Hadi. Al Gafur abi. Hı. Bir söyleyeceğim. Biraz tulum çıkar kız. Hadi. Abi bak yengem yok diye yedikçe yiyorsun da anlarsa çok fena olur ha. Kız yengen yüzünden yiyorum zaten ha. Bütün gün zebani gibi tepemde. Sabah beni var ya kamçıyla uyandırdı. Hanım kahya yaptılar başımıza. Ben ona kızmıyorum. Onu hanım kahya yapan zihniyete kızıyorum. Demir Bey'im gidiyor ha. Hı. Ne diyorsun? Çıktın. Demir Bey. Ne işin var senin burada? Demir Bey'im ben sizi görünce dedim gelin kapısını açayım. Senin işin ahırlarda. Ortalıkta gözükme. Hıyar gibi kokuyorsun. Aşk olsun Demir Yaman. Vallahi aşk olsun ya. Bunca yıllık kahyanı bir kalemle silip attın ya. Yazıklar olsun. Oğlum da yürüyor artık. Neredeyse koşacak. Bir de baba dese tam olur değil mi? Öyle çabuk büyüyor ki. Öyle. Bana mutlulukların en güzelini yaşattın. İkinci kez baba olacağım. Artık bizi hiç kimse yıkamaz. Hiç kimse. En değerlisi de benim yanımdasın artık. Karşımda değil. Benim canım karımsın. Müjgancığım. Hah, gel canım. Ben çarşıya iniyorum. İstediğin bir şey var mı? Yok. Gez tabii biraz. İyi olur. Müjgan sen iyi misin? İyiyim, iyiyim valla. Gece çok uyuyamadım. O yüzden böyleyim biraz. Müjgancığım, içinin nasıl yandığını hissetmediğimi, bilmediğimi mi zannediyorsun? Ne olursun yapma böyle. Yani İstanbul'a gitmeler, Yılmaz'ın tavrı. Gel biraz konuşalım. İnsan anlatırsa rahatlar. Ne oldu söyle bana. Birini bu kadar çok sevmek çok zormuş Allah. Aşk bedelini bayağı ağır ödetiyor bazen. Ama bu çok ağır. Ne oldu söyler misin bana artık? Yılmaz bir mektup bulmuş. Züleyha yazmış onu. Ne zaman? Çok önce. Yılmaz hapisteyken. Züleyha'yı Demir'le zorla evlendirmişler. Eğer evlenmezsen Yılmaz idam edilir demişler. İdam mı?
Yılmaz da mektubu okuyunca vicdan azabı yaşamış. Kim söyledi sana bunu? Kendi. Neden şimdi söylüyor bunu? Bilmiyorum. Sana karşı dürüst olmak istiyorum dedi. Ne zamandır senden bir şeyler sakladığımın farkındasın. Temiz bir sayfa açmak istiyorum dedi. Hı. Senin ağırına gitti. Peki Müşken, sence Yılmaz'ın aklında hala Züleyha mı var? Ben bu bebeği aldırmaya gittim valla İstanbul'a. Ama yapamadım. Bebeğime kıyamadım. Yılmaz'ın bebeğine kıyamadım. Yapamadım. Müjgancığım çok iyi yapmışsın. Lütfen ağlama. İnsan kendi evladına kıyar mı hiç? Ben buraya nasıl döndüm? Bütün bu yaşadıklarımı nasıl kabul ettim bilmiyorum. Başka birinin başına gelse sen bir gurursuz bir insansın derim. Sana bunları yaşatan bir adamın yanında ne işin var derim. Ama kendim yapamadım. Ben gözümü Yılmaz'la açtım hala. Ben ondan başka bir hayat bilmiyorum ki. Çok korktum. Yılmaz'sız yaşamayı düşündükçe çok korktum. Hala da çok korkuyorum. Bir kere kaldır başını. Dik tut. Söyle bana. Sen Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorsun değil mi? Çok sevmez miyim hala? Her şeyden çok seviyorum. Baksana halime. Onun için gururumu ayaklar altına aldım. Sevmez olur muyum hiç? Tamam. O zaman savaşacaksın. Savaşacak mıyım? Evet, kendin söylemiyor musun Züleyha meselesi eski bir mesele diye? Değilmiş işte hala. Değilmiş falan değil canım. Ne yaptı, Züleyha'yı mı kaçırdı? Seni karşısına aldı ve dürüstçe sana her şeyi anlattı. Değil mi? Bilmiyorum hala, bilmiyorum. Yani geçmişi unutamamış işte. Ya hiçbir zaman unutamazsa ne yapacağım o zaman? Doğrudur, Züleyha'nın elinde bir geçmiş var, evet. Ama senin elinde bir gelecek var. Sensin Yılmaz'ın geleceği. Burası, onun ailesi tam da burası. Güçlü olan sensin. Aşkına sahip çıkacaksın. Çünkü benim bildiğim Müjgan istediği her şeyi elde eder. Kimmiş bu Züleyha? Meydanı ona bırakmayacaksın. Özellikle öyle bir kadına asla bırakmayacaksın. Tamam. Gel. Özür dilerim, beklettim seni. Halamla sohbet ettik de biraz. Tahmin ettim, tahmin ettim. Akşam sinemaya gidelim mi? Olur, gidelim. Valla hala ne dediyse yüzünde güller açıyor. Keyfin pek yerine gelmiş. Evet, onunla dertleşmek iyi geldi. İstanbul meselesini sordu mu? Sordu. Ben ona her şeyi anlattım Yılmaz. Halam artık her şeyi biliyor. Konuşmaya ihtiyacım vardı. Ne dedi peki? Yılmaz'ı bu kadar çok seviyorsan aşkına sahip çıkacaksın dedi. Benim için savaşmana gerek yokmuş ki. Biz bir aileyiz. Ay ne kadar güzel bir kadın bu Züleyha Hanım ya. Güzel vallahi. Havası da 1500. Bugün onun günü. Baksana gazetecilere. Boy boy fotoğrafını çekiyorlar. Yalnız büyük iş yaptılar vallahi. Herkes bunu konuşur. Öyle. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk Sabahattin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim.
Abicim, hoş geldin. Hoş bulduk Sabahattin abicim. Gel, buyurun. Merhaba. Fikir senden çıkmış. Demir öyle dedi. Büyük bir hayır yaptınız. Hastanemiz adına teşekkür ederim. İnşallah hayırlı işlere vesile olacak. Heyecanlıyım ben de. Olacak. İstemeden zarar verdik insanlara. İnşallah telafi edebiliriz. Bali Bey de yoldaymış. Gelince açılışımızı yaparız. Hoş geldiniz Sayın Vali. Merhaba Demir Bey, hoş bulduk. Başhekim Bey. Hoş geldiniz. Züleyha Hanım. Hoş geldiniz. Toplu sünnet törenindeki o talihsizlikten sonra böylesi bir teşebbüs bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir Demir Bey. Biz de müşerref olduk Sayın Vali. Öyleyse hadi buyurun, açılış törenimize geçelim. Peki, peki. Sayın Adanalılar, sevgili hemşerilerimiz, bizlere daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışan devletimize ve sağlık çalışanlarımıza ve geleceğimizin teminatı olan, en büyük hazinemiz olan çocuklarımızın sağlıkla büyüyebilmesi için çocuk kliniğimizi bugün açıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ne oluyor burada? Demir Yaman Beyefendinin destekleriyle hazırlanan Çukurova Şehir Hastanesi Çocuk Servisi bütün Çukurova halkına hayırlı uğurlu olsun. Müsaadenizle açılışı birlikte yapalım Sayın Vali. Aha, hay hay tabii. Züleyha Hanım, bu tarafa bakar mısınız? Bir poz alabilir miyim sizden? Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Thanks. Olacağının haberin var mıydı? Çocuk servisini yenileceklerini biliyordum da böyle gösteriş yapacaklarından haberim yoktu. Demir Yaman'ın işi gücü gösteriş zaten. Züleyha'nın da ondan aşağı kalır yanı yok yalnız. Koskoca servise adını verdirmiş. Züleyha Yaman Çocuk Servisi. Adını yazdırmak falan ne bileyim. Boş ver canım, sıkma canım. Yok, sıkmıyorum zaten. Burası işte Yaman'ın. Burası. Bizim cebimizden sevdamızı, gençlik ruhlarımızı çaldıkları yer burası. Meğer sen o zümrüt gözlerinle bana burada son defa bakmışsın. Meğer burası bizim kaderimizi kabullendiğimiz yermiş. İnsan unutamıyor değil mi? Unutulmuyor Beyhan Hanım. Unutulmuyor. Kaderi kabullenmek ne kadar acı da olsa mümkün. Ama zor. Çok zor. İnsan önce inkar etmek ister. Başına gelene inanmak istemez. Yılmaz da öyle yaptı. İnkar etti. Benim gibi. Sonra isyan eder insan. Öfkelenir.
Ben bunu hak etmedim diye dağa taşa haykırmak ister. Yakıp yıkmak ister. Yılmaz da öyle oldu. İsyan etti. Benim gibi. Haksız mıydı? Değildi. Haklıydı elbette. Sonra öfkesi diner insanın. Ve yas tutmaya başlar. İçin için ağlar. Yılmaz da ağladı. Sevdası ne zaman aklına düşse için için ağladı. Hem içinden ağladı hem dışından. Benim gibi. Ama sonra kaderini kabulleniyor insan. İçi yana yana, ince ince, kanaya kanaya kabullenir. Yılmaz da kabullenecek. Yüreğinin tam ortasında ince bir sızı olacak. Her nefes aldığında sızlayacak ama kabullenecek. Sen kabullenebildin mi? Ben. Ben de kabullendim. Yaman Hanım. Sen de ben de ailemizi her şeyin herkesin üstünde tuttuk. Herkesin önünde tuttuk. Sonra evlatlarımız olunca da başka bir duruma geçtik. Ve kabullendik. Ailemize sığındık, ailemize sarıldık. Gerçi sonra onlar gitti. Gelmemecesine. Bir başına kaldı. Sonra yalnızlığından da kurtulup yalnız kalmak istedim. Evet. Herkes için en doğrusu bu durumu kabul etmek. Öyle olacak, merak etme. Öyle de oluyor. Babacığım. Gel Hekim Hanım, gel. Gel kızım. Yılmaz yok mu? Geliyor şimdi. Ne yaptın sen? Bakayım. Güzel değil mi? Güzel. Hekim Hanım. Konuştuğumuz gibi yapıyoruz. Sen benim arkamda duracaksın değil mi? Tabii ki baba. Tabii ki. İyi. Güzel. Bitecek inşallah. Evlat gel. Hayırdır baba? Hayır hayır. Gel otur. Gel bak. Babam bizim için yapmış. Nasıl, bu doğru söz mü? Canından öte bir can varmış. O da evlatmış. Elbette doğru baba. İnsanın evladından daha kıymetli ne olabilir ki? Çok güzel olmuş, eline sağlık. O zaman biraz konuşalım. Şimdi bu akşam Yamanlar gelecek bize. Ne? Bu akşam Yamanlar bize mi gelecek? Sen aklını mı kaçırdın baba? Ben de destekliyorum babamı. Ürgen? Destekliyorum Yılmaz. Çocuğumuzun hatırı için güzel güzel oturacağız. Karşılıklı konuşacağız ve bu husumete artık bir son vereceğiz. Siz Demir'e nasıl inanabiliyorsunuz? O mu husumete son verecek? Evlat, ortada ikisi doğmamış üç çocuğun hatırı var. Baba yapma. Sen şimdi yakında baba olacaksın. Ben de sana soruyorum. Diyorum ki sen hala bu husumeti güdecek misin?
Yoksa karını yüreği ağzında mı gezdireceksin? Baba haklısın. Anlıyorum seni. Kimse husumet içinde yaşamak istemez. Ama sen Yamanların ne mal olduğunu... Yılmaz, sen çocuğumuzu seviyor musun? Ne alakası var şimdi bunun Müjgan? Çok alakası var. Seviyor musun, sevmiyor musun? Cevap ver. Seviyorum tabii ki de. O zaman bu mesele bu gece bitsin. Bizim çocuğumuz da, Demir'in çocuğu da... ...kinin düşmanlığın olmadığı huzur dolu bir ortama da olsun. Evet. Ben de bunu istiyorum evlat. Yılmaz, ben çocuğumu seninle büyütmek istiyorum. Onun yetim kalmasını... ...ya da seni hapiste görmesini istemiyorum. Senin kucağında büyüsün istiyorum. Lütfen. Sence de artık her şeyi geride bırakmanın vakti gelmedi mi? Geldi be evlat. Emin misin gelmek istediğine? Tabii ki eminim. Karın değil miyim ben senin? Gelmem icap etmez mi? Fadik! Buyurun Büyükhan. Heh, şey, annem yoğurdunu çıkar da kızım anca ısınır. Tamam Büyükhan. Gözümü alsam bacımı. Neyse, lazım olmaz herhalde. Hazırız bizden de. Sen de mi geliyorsun? Evet, geliyor. Tamam. Anneciğim. Fadik burada, merak etme. Tamam mı canım? Demirci, bak konuştuğumuz gibi arazi konusunu açma. Rica ediyorum. Tamam mı anneciğim? Tamam anne. Size söz verdiğim için buradayım. Merak etme. Tamam tamam. Sakin ol. Her şey yolunda olacak çocuğum. Hadi. Buyursun. Geldiler. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Acının acısını görenler tatlının tadından anlar diyoruz. Zahmet etmişsin. Sağ ol. Hoş geldin Züleyha. Hoş bulduk. Demir hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Beyce ben. Müjgan'ın halasıyım. Demir. Hoş geldiniz Hünkar Hanım. Hoş bulduk Müjgan. Hoş geldin Züleyha. Merhaba. Demir Bey, hoş geldiniz. Merhaba Müjgan. Hoş geldiniz Hünkar Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Züleyha. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Hadi ayakta kalmayalım. Buyurun geçelim şöyle. Buyurun. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Ben sade alırım. Demir de sade içer. Ben de sade alayım. Hmm.
Nazire abla, her şey hazır mı? Hazır, hazır. Kolay gelsin. Aa, sağ ol. Bir şey mi istedin? Bir su rica edebilir miyim? Tabii ki. Nasılsın Nazır ablacığım? İyi misin? Görüşemiyoruz bayağıdır. İyiyim Züleyha. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Sağ ol. Siz tanışıyor muydunuz? Tanışıyoruz tabii. Tanışmaz olur muyuz? Huğulardayken beraberdik. Yılmaz'la orada kalırken sağ olsun bize az ablalık etmedi. Ama eskiden, çok eskiden. Anne ödevlerimi... Aa Züleyha ablam geldi. Züleyha ablacığım seni çok özledim. Canım benim, canım benim. Sen nasıl büyümüşsün böyle? Of! Nasıl büyümüş böyle bu? Canım benim, özledin mi beni? Ha? Bebeğinizin haberini biz de duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi... iki tarafta aramızdaki vaziyetin ne olduğunu iyi biliyoruz. Ama artık bunun uzun sürmemesi gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü ortada çocuklar var. Çocuklar saf, temiz, masum, günahsız. Çocukların ürkütüldüğü bir Çukurova'da, hatta dünyada. Toprak bereketli olsa ne olur, olmasa ne olur? İşte biz de bu yüzden Yaman Hanım'la oturduk, konuştuk. Ve nihayet bugün burada iki güzide aile bir araya geldi. Evet. Bu durum her iki aileye de hiç yakışmıyor. O yüzden artık barış olsun diyoruz. Bağışlamak kine merhem, derde devadır. Her iki aile de birbirini bağışlasın. Bağışlayalım. Deva olması için size Mevlana'nın o yedi öğüdünü bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ne diyor Mevlana? Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Asabiyet ve hiddette ölü gibi. Tevazuda toprak, hoşgörüde deniz gibi ol. İşte şimdi ben de diyorum ki, bu gece, ayın hilal olduğu bu gece, barışa ilk adım olsun. Bu barış artık herkesin olduğu gibi görünmesi için olsun. Bağışlayalım birbirimizi. Bağışlamak cesur insanların işidir. Hem düşünün, evlatlarımız var, çocuklarımız var. Bu gece burada her şeyin sonu olsun. Sen de artık evlat sahibi oluyorsun Yılmaz. Ailenin kıymetini daha iyi anlarsın. Biz buraya ailemiz için geldik. Evlatlarımızın geleceğinin teminatı için. Sana elimi gönül rahatlığıyla uzatıyorum Yılmaz. Bu husumet artık son bulsun istiyorum.
Sen de istiyor musun bunu? Gerçekten sulhten yana mısın? Samimiyetle bunu göstermeni bekliyorum. Demirciğim lütfen. Anne lütfen. Rica ediyorum, müsaade eder misin? Lütfen. Atalarımın topraklarını bana geri ver Yılmaz. Ben de karşılığında entegre tesisin bütün hisselerini sana devredeyim. Mesele sulh değil yani. Mesele toprak. Hayır sulh. Senin için asıl mesele husumetin son bulmasıysa. Bence uzatmaya lüzum yok. Sana dedim değil mi? Bunun niyeti husumeti bitirmek falan değildi. Tamam evlat, tamam. Tamam. Demedim. Tamam evlat. Ne yani Yılmaz? Tamam. Barış olacaksa bunlar konuşulmayacak mıydı? Barış'ın bir bedeli var. Sen de ödeyeceksin, ben de ödeyeceğim. Sen neyin bedelini ödedin? Sulh olunca sen neyin bedelini ödeyeceksin? Demir, tamam. Sen sevdiğini sana emanet eden bir adama ihanet ettin. Emaneti hıyanet ettin. Sen beni jandarma ihbar ettin. Temizimi yaktırdın. Beni idama gönderdin. Ulan sırf beni bulmak için huları yaktın. Onca masum insan senin yüzünden ölüyordu. Benim canıma kastettin. Hangi bir... Ulan tamam evlat, tamam. Benden sana bir karış toprak yok. Duydun mu beni? Bir karış toprak yok. İkinizin de kökünü kurtana kadar buradayım, Çukurova'dayım. Şunu da iyi bil. Çukurova ya sana mezar olacak ya da bana.